ATV ekranının etkileyici macerası Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin Kapadokya'daki setinde gerçekleştirdiğimiz röportajlarımızla karşınızdayız. Entrika ve oyunların kol gezdiği hikayenin kahramanları ile ilgili sorularımıza bu hafta Safir'in kötü çocuğu Bora ile başlamak istiyoruz. Karaktere hayat veren Efe Taşdelen bakalım Bora için neler söyleyecek? Ya Bora bence öfkeyle kırılganlık arasında gidip gelen, bu gidip gelmeden dolayı da etrafa kendine zarar veren bir çocuk. Annesiz büyümüş bir çocuk Bora. O yüzden bir kadın figürünün eksikliği hep var bence. Bir de zaten çok tekin hayatlardan gelen bir çocuk değil. Yani alıştığı şey bir aslan gibi olmak. Babasından öğrendiği şey hep bu. O yüzden aslında biraz sert taraflarına sürüklenmiş hayatın. Vallahi benim okuldayken derslerim hiç iyi değildi. Seninki nasıl bilmiyorum ama. Bu matematik falan, havuz problemi, hiç bilmem. 3 saat sonuna geldiğimde yaşıyorsan sen kazanırsın. Güçsüz gözüküyoruz baba. Cezasını kesmemiz lazım Ateş Gülsoy'un. Kes oğlum, kes ama iz bırakmadan. Ucu bize temas etmeyecek şekilde kes. Bora tüm Gülsoy ailesi için büyük bir tehlike. Acaba Okan, Gülfem'e en başından olanları anlatsaydı her şey daha farklı olabilir miydi? Okan'ın en büyük eksikliği bu ailede baba figürü. Bunu tamamladığı karakterler var elbette. Parça parça alıyor hepsinden. Anne aslında bunların en güçlüsü. Yani çok yoğun bir sevgi hissediyor. Annesine bunları açar mı? Soru işareti, çünkü Gülfem yani evet çok uysal gözüküyor. Ay canım oğlum, ay cicim oğlum, ama bir yerden sonra böyle bir içinden dişi bir aslan çıkabilir. O yüzden yani o konuda bence tereddütleri var. Bazen böyle bazı şeylerin sebebini anlamayız. Öyle olması gerekir. Hiç üzülme, olur mu? Okan. Yoksa o sevimsiz kızdan mı hoşlanıyorsun? Onu mu söylemeye çalışıyorsun bana? Ne alakası var? Yok ya. Bak, bana her şeyle gel ama sakın onunla gelme. Sakın. Sakın. Tamam mı? Sevgili İpek Tuzcuoğlu'na dönelim. Gülfem olanlardan haberdar olsaydı bir şeyleri değiştirebilir miydi? Yani Vural'ı kullanarak evet. Yani çünkü çocuklarının canı tehlikeye girdiği an... O zaten bir aslan pozisyonuna geçiyor. Zaten Vural'ı da tehdit ediyor. Yani oğlumla uğraşma diyor. Ve bunu ısrarla söylüyor. Bu üçüncü tehdide olacak. Ondan sonra ipler kopacak bence Gülfem'de de. Yani artık bir yere kadar. Yani onun da bardağı dolmuş durumda. Çünkü ya aşık çocuklarını, çok seviyor. Onlardan başka hiçbir şey yok onun. Seni son kez uyarmaya geldim. Çocuklarımdan uzak dur. Ateşe karşılık vermek gibi bir niyetin varsa vazgeç. Diyelim ki var. Diyelim ki vazgeçmiyorum. Ne yapacaksın? Damarıma basıldığı zaman neler yapabildiğimi sen gayet iyi biliyorsun. Bu hikayenin güçlü karakterlerinden biri de Ömer Bey. Müfit Kayacan'a dedesiyle Ateş arasındaki güç savaşını sormak istiyoruz. Evet, Ateş ve Ömer Gülsoy aslında birbirlerine benzeyen iki karakter. Benzeşen, yani aynı kutuplar birbirlerini itiyorlar gibi de yaklaşılabilir. Ama sert bir mücadele olacağı görülüyor. Bence bu da bizim hikayemize bir enerji, bir merak getirecek. Bu nedenle de yaşama da benzeyen bir tarafı var. Hain! Kendine gel. Ne yapıyorsun? Senin karşında o itip kalktığın, dövdüğün çocuk yok artık. Bir daha sakın bu eli bana kaldırma. Sakın bu eli bana kaldırma. Hem güç hem itibar kaybeden Ömer Bey acaba gelecek günlerde nasıl bir tavır takınacak? Ömer hastalığının da verdiği bilinçaltı korkuyla var olmak için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor. Narsist de bir adam. Böyle olunca sağlıklı olmayan kararlar, hırslar içinde de görebiliriz gibi geliyor bana Ömer'i. Ama Ömer'i hırçın ve atak günler bekliyor bence.
Sen bana verdiğin sözü unuttun galiba Yaman Efendi. He? Hani ateşi birlikte devirecektik? Dede, dur şimdi, hiç sırası değil. Yaman! Ya! Oğlum! Tabii. Öyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Evi yapan baltayı kapının dışına koyacaksınız. O kadar kolay değil. Biz daha ölmedik. Okan şu anda tüm gerçekleri bilen ama ne yapacağını bilemeyen bir karakter. Kendi içinde bir denge kurmaya çalışsa da maalesef başaramıyor. Bir oradan vuruyorlar, bir oradan ve sürekli seken bir durumda ve gidip gelmesi gerekiyor. Çünkü taşıdığı aslında birçok şey var ve bu birçok şeyi bir nevi döndürüyor yani. Attığı adımlar ister istemez onu böyle ileriye taşıyacak ve ileriye, yani ileride daha başka bir noktaya ulaştıracak eylemler. O yüzden hani şu anda biraz daha böyle panik devam ediyor. Bora her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Eğer babasını hatırladığını söylerse sen de listeye eklenirsin. Adam perişan oldu. Perişan oldu adam, oğlu için perişan oldu yani. Sen tabii kızının düzeni bozulmasın, aman bir şey olmasın, vah bir şey olmasın diye sustun Cemile Hanım. Hı? Belki seni de yanımda götürürüm. Bora'nın birini içtenlikle sevebilme ihtimali uzak görünüyor olsa da kız kardeşi Bade'ye karşı biraz daha ılımlı olduğunu düşünüyoruz. Ya Bade aslında benim çok sahiplenmeyi, korumayı düşündüğüm bir karakter. Bir kardeş çatışması da var aslında aramızda. Onun benim meselemin olduğu aileyle çok içli dışlı olmasından dolayı. Ama tabii Bade benim için çok şey yani zayıf noktası diyebiliriz yani. Kız kardeş zaten genelde öyledir erkekler için galiba. Bu Gülsoylar meselesinde fena patlamışsın Badeciğim. Babam beni yanlış anladı. Yok. Gayet doğru anladı bence. Bence sen başa geçeceğim diye bir hırsız yapmışsın. Ama beni tanıyorsun değil mi? Eğer birisi tabağımdakilere göz dikerse gerekirse lokmasını boğazından söker alırım. O yüzden kendini önünden ye. Safir saklı kalan bir aşk hikayesinde gelecek günler işler daha da karışacak gibi. Özellikle Bora'nın intikam savaşına devam edip etmeyeceğini, kahramanlarımızın başına ne işler açacağını merak ediyoruz. Aslında devam edecek gibi gözüküyor. Bence etmeli de. Çünkü baba olmadan çözmesi gereken şeyler var. Kendini rahatlatması gerekiyor biraz. Kaybettiği gücünü geri aldığı, bol bol insanlara acı çektirdiği bölümler gelecek. Biz bu Gülsoyların hepsinden kurtulmadan temize çıkmayacağız, anlaşıldı. Çök. Okan, çök! Yine oldukça etkileyici bir bölüm finaliyle veda eden Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi yarın akşam yeni bölümüyle ATV'de. Müzik